Hepinize merhaba arkadaşlar, Dizi Sever kanalına hoş geldiniz. Öncelikle tekrardan bayramınızı kutlarım. Bugünkü videomuzda evdeyiz diye gülmeyecek değiliz tabii ki de arkadaşlar. Bayramda ailecek izleyebileceğimiz evlere şenlik 30 Türk filmini sizin için derledim. Arkadaşlar sıralamamız filmler yani IMDb puanlarına göre sıralanmıştır. Hadi videoya geçelim. 30. Evet arkadaşlar, ilk filmimiz 2019 yapım Aslı Gibidir. Oyuncu olma hayaliyle yanıp tutuşan Aslı, ailesinin tercihi ile okuduğu ilk üniversitenin ardından yeniden sınava hazırlanır ve özel bir üniversitenin konservatuarını kazanır. Ailesinin desteğini alamayan genç kız ne olursa olsun hayalini gerçekleştirmeye kararlıyken kendisinin hiç bilmediği bir dünyanın içinde bulur. Dublörler Kulübü olarak. Ve arkadaşlar bu filmin IMDb puanı 4,4'tür. 29. Görevimiz Tatil 2018. Tipik bir ev kadını olan Türkan, mutlu eşi Sıtkı, mutlu ve iki çocuğuyla yaşamaktadır. Sıradan hayatından bıkan Türkan'ın zorlamasıyla hep beraber bir aile terapistine giderler. Onu yönlendirilmesiyle de bir karavana atlayıp Antalya'ya tatile gitmek üzere yola çıkarlar. Ancak yavaşlar köy yakınlarında bir kaza yapınca buradaki köylülere bir süre misafir olmaları gerekecektir. IMDb puanı 4,8'dir. 28. Görümce 2016. Yeliz erkek kardeşi Ahmet'e fazlasıyla düşkün, onu herkesten kıskanan bir kadındır. Ondan ayrılmak istemediği için kardeşini birlikte yaşamaya zorlamıştır. Ancak bir gün Ahmet Deniz ile tanışır. Güzel kadına aşık olan Ahmet kısa süre sonra evlilik teklifi eder. İşlerin ciddiye bindiğini fark eden Yeliz ise Ahmet'in daha önceki sevgilerine yaptığı gibi Deniz'e de hayatı dar etmeye karar verir. Deniz müstakbel görümcesine karşı son derece iyi niyetli davranmaktadır. Ancak Yeliz'in kıskançlığı kardeşini kaptırmama konusundaki inadı komik olaylara yol açacaktır. IMDb puanı ise 5,1'dir. 27. Babaların Babası 2016. İstanbul mafya aleminin en saygı duyulan ismi Babaların Babası Necdet Çetin, yasaklanmasına rağmen diğer mafya babalarının onun arkasından uyuşturucu ticareti yaptığını öğrenince çok sinirlenir. Onlara bir ders vermek için plan yapar. Ancak tam bu esnada bir mezarlıkta uğradığı suikast girişimi sonucu yaralanır. Bu beklenmedik olayın sorumluluğu zamanında Çetin ile büyük sorunlar yaşamış Tarık Tenekeci'nin üzerine kalır. Tarık Tenekeci suçsuz olduğunu ispatlamaya çalışırken Necdet Çetin'in Tarık Tenekeci'nin eski sevgilisinden bir oğlu olduğu ortaya çıkar. Berk adlı bu genç, Bale ile ilgilenen sevgilisi İnci ile birlikte yaşayan, kimseye zararı dokunmayan biridir. Necdet Baba kendisinin yaralanmasıyla işleri oğluna devretmek ister. Onu yetiştirme görevini ise en güvendiği adamı Mahmut'a verir. Ancak Berk'in varlığından diğer mafya babalarının haberdar olması işleri alt üst edecektir. IMDb puanı 5,2. 26. Yok Artık 2015. Taksici Fikret İstanbul trafiğinde sabahtan akşama kadar direksiyon sallarken sık sık yok artık dedirten komik olaylarla karşılaşır. Ehliyet almaya çalışan Asuman, iki aşk arasında kalan Faruk, kızı kaçırılan Cenk, sevgilisi hafızasını kaybedince ne yapacağını şaşıran Ceyda, söylediği minicik bir yalanın kurbanı olan Semih, kısacası Fikret'in dünyası birbirinden çok farklı eğlence karakterlerini alt koşturduğu bir haldedir. Evet arkadaşlar, ben bunun ikinci serisini de izlemiştim. Gerçekten de çok eğlenceli. Size de rahatlıkla önerebilirim. Hadi bir sonrakine geçelim. Ve IMDb puanı 5,8.
25. 2015 İçimdeki Ses. Evet arkadaşlar, bu filmimizde ise annesiyle yaşayan ve kendi halinde bir yazar olan Selim bir türlü kabuğunu kıramamakta. İnsanlarla ve özellikle kadınlarla sağlıklı ve uzun süreli ilişkiler kuramamaktadır. Biraz sosyalleşebilmek adına kaydolduğu spor salonunda tesadüf eseri güzel Ayşil ile tanışır. Selim'den çok hoşlanan Ayşil, onun hayatına girebilmenin yolunu annesi Mehpare ve onun tuhaf arkadaş çevresiyle iyi geçinebilmek olduğunu anlar ve hemen harekete geçer. IMB puanı ise 6,0'dır. 24. Organize İşler Sazan Sarmalı 2019. Evet arkadaşlar, Organize İşler Sazan Sarmalı'nda Asım Noyan ve çetesi her zamanki dolandırıcılıklarına devam etmektedir. Asım'ın sevgili kızı Nazlı büyümüştür ve artık babasının bu kirli dolapları bırakmasını ister. Asım'ın ismini oltasına atmaya hevesli olduğu sazanlarının peşini bırakma hiç niyeti yoktur. Fakat bir gün başlarına beklenmedikleri bir iş gelir. Dolandırıcılar kralının kızı Nazlı dolandırılmıştır. Asım'ın ise elbette bu harekete verilecek iyi bir cevabı vardır. Çetesiyle birlikte Sazan Sarmalı adını verdiği bir üç kağıdın organizasyonuna başlar. IMD puanı ise arkadaşlar 6,0'dır. 23. Biz Size Döneriz 2017. Üniversiteden yeni mezun olmuş 6 gencin iş ararken hayata tutunma ve kendilerini bulma çabasını anlatıyor. Başlarına gelen zaman zaman eğlenceli, zaman zaman hüzünlü olaylar ele alınıyor arkadaşlar. 22. Neşeli Hayat 2009. Evet arkadaşlar, o kadar eski olmasa da diğerlerine göre biraz eski bir film var bu sefer. Rıza Şenyurt, Noel Baba'nın tam olarak ne olduğunu bilmemektedir. Sırtına dünyanın yükünü taşıyan Noel Baba, işi sonunda öğrenir. Hayat dediğimiz şey çocukların inandığı yalanlardan daha gerçek değildir. IMD puanı ise 6,1'dir. 21. Sen Kiminle Dans Ediyorsun 2017. Anne ve babasını kaybetmiş, intiharı bile düşünecek kadar zor günlerden geçen Aysel'in hayatındaki en büyük tutkusu dans etmektir. Şengül'ün dans okulunda çalışmaya ve büyük para ödülü olan bir yarışmaya katılmaya karar vermesiyle hayat ona heyecanlı günler sunmaya başlayacaktır. IMD puanı ise 6,1'dir. Evet arkadaşlar 20. Patron Mutlu Son İstiyor 2014. Evet, bu yapımımızda ise yapımcı senaryo yazarından mutlu sonla biten bir romantik komedi senaryosu ister. Bunun üzerine senaryo yazarı mutlu sonla bitmesi gereken film için kendisi yollara düşer ve karşısına hem komik hem ağlatan olaylar gelir. IMD puanı ise 6,1'dir. 19. Yol Arkadaşım 2019. İşinde zor günler geçiren, hayatında sıkıntılı bir dönemden geçen ilaç mühendisi Onur, Kurban Bayramı yaklaşırken başarması güç görevlerle karşı karşıya kalmıştır. Ayvalık'taki kız arkadaşının ailesiyle tanışmak için bir an önce orada olması, öte yandan kısa süre önce kaybettiği işini de geri kazanması gerekmektedir. Bir telefon uygulaması aracılığıyla Ayvalık yolculuğunda yanına yol arkadaşı olarak aldığı Şeref'in varlığı ise bu işleri başarabilmesi için en büyük engel olacaktır. Şeref'in yol boyu başına açtığı belalar, öte yandan yolculuk sırasında tanıştıkları Bahar, Onur için bu yolculuğu unutulmaz kılacaktır. IMD puanı ise 6,1'dir ve ikinci serisi de mevcuttur. 18. Kocan Kadar Konuş 2015. Şebnem Burcuoğlu'nun çok satan Kocan Kadar Konuş romanından uyarlanan film, bu toprağın kadınlarının
daha çocukken nasıl koca bulmaya programlandıklarını anlatıyor. Bu kadınların arasında 30 yaşındaki Efsun gerçek aşkı, sevgiyi, dürüstlüğü arar ama diğer kızlar gibi numara yapmayı, trip atmayı, erkeği parmağın ucunda oynatmayı bilmez. Bu yüzden bu yaşına kadar düzgün bir ilişkisi olmamıştır. Efsun'un kadınlığının kitabını yazmış İzmirli ailesi ise ona kadınlığı öğretmeye kararlıdır. Efsun da nihayet kendini Türk kızlarına emanet eder. Ailesi tepeden tırnağa yeniledikleri Efsun'u takdim etmeye hazırlanırken Efsun'un karşısına hiç unutamadığı, üstüne yenisini koyamadığı lise aşkı Sinan çıkar. IMD puanı ise 6,2'dir arkadaşlar. 17. Mutlu Aile Defteri 2013. Sert ve otoriter bir mizaca sahip emekli albay Yıldırım, taş yumruk günün birinde damdan düşer. Bu olay yıllar önce kendisinden koşa koşa kaçmış olan evlatlarını yeniden aynı çatı altında buluşturur. Yıldırım Bey artık daha güçlü, daha hızlı ve daha öfkelidir ve çocuklarının sakladığı sırları ortaya çıkarmakta kararlıdır. Çocukları ise yalanlarını sürdürmeye çalışırken her geçen gün daha da köşeye sıkışmaktadır. Kafası gittikçe karışan Yıldırım Bey, yalanların dolanların hangisi kime ait bir süre sonra ayırt edemez olur. Aslında önemli olan ise en sonunda da bu beş benzemez insanın tekrar aile olmayı başarıp mutlu aile defterinde yer alıp almayacaklardır. Bu film o çatı altında yaşayacakların komik ve sevgi dolu hikayesidir. IMDb puanı ise 6,2'dir. 16. Ailecek Şaşkınız 2018. Yönetimini babasından devraldığı şirketin genel müdürlüğünü yapan Ferhat ile çocukluk arkadaşı, aynı zamanda şirketin finans direktörü Gökhan'ın başlarına gelen eğlenceli olaylar filmde konu ediliyor. IMDb puanı 6,3. 15. Olanlar Oldu 2017. Zafer Kaptan, Ege kıyısında küçük bir kasabada tekne turları düzenleyerek geçinmektedir. Zafer'in annesi Döndü Hanım, oğlunun bir an önce evlenmesini istemekte. Zafer'in pek de anlaşamadığı Mehtap'ı münasip bir gelin adayı olarak düşünmektedir. Zafer'in hayatı, tatil için kasabaya gelen ünlü dizi oyuncusu Aslı Yılan tanışıp aşık olmasıyla değişecektir. IMDb puanı ise 6,3'tür. 14. Evet arkadaşlar, burada iki filmimiz var. Kara Komik Filmler ve Kaçamak 2 Arada 2019. Cem Yılmaz'ın iki filmi birden film projesi Kara Komik Filmler ve Kaçamak ve 2 Arada adında iki yapımdan oluşuyor. Kaçamak eşlerine yalan söyleyip lüks bir otelde bir hafta sonu geçirmeye planlayan erkeklerin bulundukları yerin yakınına dünya dışı yaratıkların iniş yapmasıyla karışan minik tatillerini konu alıyor. İki Arada ise arabalı vapurda çalışan Metin isimli bir karakterin hikayesine odaklanıyor. 13. Nahide Hayat 2015. Nahide Gürbüz evlendikten sonra okulunu bırakmış ve evinin kadını olmuş. Kocası ölene ve çocukları büyüyüp kendi hayatlarını kurana dek kendisi için hiçbir şey yapmamıştır. Boş zamanını değerlendirebilmek için birçok kursa katılan Nadide buralarda mutlu olamaz, ancak bir gördüğü haber ona aradığı fırsatı sunacaktır. Öğrenci affı sayesinde yıllar önce bıraktığı okuluna geri döner. Sonrasında katıldığı Mavi Yolculuk, gencecik okul arkadaşları ve karizmatik bir öğretmenle birlikte hayatı değişecektir. Bir maceraya dönüşecektir. IMDb puanı ise 6,4'tür. 12. Dondurmam Kaymak 2005. Muğla'da dondurmacı olan Ali Usta gittikçe insanların tercihi olmaya başlayan büyük bir dondurma markalarına karşı var olma mücadelesi vermektedir.
Bunun için de bir yandan dondurmasının reklamını yapmaya çalışırken bir yandan da yeni aldığı dondurma motoruyla köy köyü dolaşmaktadır. Kasabanın aylaz çocukları ise Ali Usta'nın sürü motoruna ve tabii ki içinde dondurmalarını göz dikmişlerdir. İlk uygun fırsatta motoru çalarlar. Borçla aldığı dondurma motorunun bıraktığı yerde bulamayan Ali Usta öfkeden delirir ve motorunu kendisini yok etmek isteyen büyük bir dondurma markasından birinin çaldığını düşünerek tek tek bayilerden motorunun hesabını sormaya başlar. IMD puanı 6,6'dır. 11. Cinayet Süsü 2019. Suç ve komedi öğeleri üzerine kurulu olan Cinayet Süsü, gizemli bir seri katili yakalamaya çalışan Cinayet Büro ekibinin maceralarını konu alıyor. Deneyimli başkomiser Emin ve ekip arkadaşları daha önce hiç karşılaşılmamış bir seri katil vakasıyla karşı karşıyadır. Ancak çözüm için kullandıkları yollar pek de doğru değildir. Birbirini takip eden rezillikler bir yana cinayetlerde devam etmektedir. Bir de bu Arap saçının içine bir yasak aşk hikayesi eklenir. IMDb puanı ise 6,8'dir. 10. Kaçma Birader 2016. Birbirinden orijinal üyeleri olan Yozgatlı Kolçak ailesi en küçük oğullarının sevdiği kızın peşinden İstanbul'a gelmesi üzerine cümbür cemaat İstanbul'a giderler. Ancak hiç tanımadıkları Taksim'de başlarına gelmedik kalmaz. Aile üyeleri yaşadıkları bütün olaylara Yozgat usulüce baş edecektir. IMD puanı 6,9. 9. Karabela 2015. Orta yaşa gelmiş ama hayatı boyunca kuralların hiç dışına çıkmamış bir adam olan Kudret'in hayatı bir arkadaşı yüzünden karıştığı soygun vakası ve sonrasında aralarına katılan yeni arkadaşlarıyla bir anda değişir. Kendini Emektar Torosu'yla birlikte Gaziantep'e doğru giderken bulur. Yol boyunca Kudret ve arkadaşlarının başlarına hem tehlikeli hem de komik birçok olay gelecektir. IMD puanı ise 6,9'dur arkadaşlar. 8. Ayıktın İşte 2018. Aile özlemi çeken ve yalnızlıktan bunalmış olan Aykut, evlenip yuva kurmak istemektedir. Sevgilisi Nurhan ile hayallerini gerçekleştirmeyi planlayan Aykut'u hiç ummadığı bir durum beklemektedir. Düğüne bir hafta kala tüm birikimini çaldıran Aykut, bir ailenin damadı olma hayali kurarken bir anda iki ailenin birden damadı olma yoluna girer. İki aile arasında kalan Aykut bu karmaşanın içinden nasıl çıkacaktır? IMDb puanı 7,1. Arif ve 2016-2018. Arif'in yakın dostu 2016 insan olmaya karar vererek dünyaya gelir ve burada başına olmadık işler gelir. Her ne kadar insan olabilmek için kıyasıya bir çaba harcasa da 2016'nın farklılıkları çok barizdir. Üstelik bir de gözleri görmeyen pembe şekere aşık olmuştur. Kötü niyetli bir iş adamının onu kopyalamaya kalkışmasıyla Arif devreye girecek. 2016'yı ve tüm dünyayı kurtarmaya çalışacaktır. IMD puanı 7,2'dir. 6. Bana Masal Anlatma 2015. Filmde dolmuş şoförlüğü yapan Rıza'nın günün birinde hem güzel hem de çok iyi bir kalpli kız olan Ayper ile tanışmasından sonra yaşadığı olayları anlatıyor. Filmde Cengiz Bozkurt, Devrim Yakut, Sadi Celil, Cengiz gibi isimlerin yanında Yılmaz Erdoğan, Gökçe Bahadır ve Gürkan Uygun gibi kaliteli oyuncular da konuk olarak görev yapıyor. IMDb puanı ise 7,5. 5. Limonata 2015. Adal filmin yapımcılığını üstlendiği Limonata'nın İstanbul çekimleri sona erdi. Senaryosu Ali Atay ve Ertan Saban tarafından yazılan Limonata, başka kültürlerden gelen birbirini tanımayan
iki kardeşin benzerliklerine, farklılıklarına hatta kavgalarına şahit olacağımız eğlenceli bir yol hikayesi. IMD 7.5. 4. Aile arasında 2017. Çok takıntılı bir adam olan Fikret ve müzik kol vokalisti Solmaz aynı gün yıllar süren evliliklerini bitirmiş ve çok tuhaf olaylar sonucunda karşılaşmışlardır. Bu sırada Solmaz'ın kızı Zeynep, zengin bir kebapçının oğluyla evlenmeye karar vermiştir. Ancak ilk başta aile arasında olması planlanan nikah giderek tantanalı bir hal alınca Fikret kendini hiç beklemediği olayların ortasında bulacaktır. IMD 7.7. 3. Ölümlü Dünya 2017. Uzun yıllardır Haydarpaşa Garı'nda Anadolu Tat Lokantası'nı işleten 8 kişilik mermer ailesi, dışarıdan bakıldığında işinde gücünde sıradan bir esnaf ailesi gibi görünmektedir. Ancak bu ailenin sakladığı büyük bir sırrı vardır. Aile üyeleri kiralık katillerden oluşmaktadır ve dünya çapındaki bir örgüt için çalışmaktadırlar. Ancak yaptıkları bazı hatalar sonrasında deşifre olup açığa çıkarlar. Bu noktadan sonra peşlerine düşen örgütten kaçmak dışında bir seçenekleri kalmayacaktır. IMD puanı 7.7. 2. Pardon 2005. İbrahim, Aydın ve Muzaffer çok yakın üç arkadaştır. İbrahim resmi üniforma görmekten çok rahatsız olan biridir. İbrahim bir gün resmi üniformalı birisiyle karşılaşınca hemen aradan kaçmak ister. Ancak durumdan şüphelenen polis üç arkadaşı da içeri alır. Suçsuz yere tam 6,5 yıl hapis yatarlar. Arkadaşlar sonunda dışarı çıkmayı başarır. IMD puanı 8.2. 1. Ölü Yatırım 2019. Anıl Çelik ile Serkan Dağlı'nın başrollerini paylaştığı ve yönetmenliğini Neslihan Yıldız'ın üstlendiği komedi filmi Ölü Yatırım, mezarlıkçılıkla uğraşan iki uçarı kardeşin başlarından geçen absürt olayları konu alıyor. IMD 8.3. Böylelikle birinci sıraya gelmiş bulunmakta olduğumuz için en yüksek IMD 8.3'tür. Evet arkadaşlar, bir de bonus verelim. Bizi halen güldüren Yeşilçam'ın sevilen ve unutulmayan usta ismi Kemal Sunal filmleri tabii ki de. Bunları da önerilerimiz arasında gösterebiliriz. Evet arkadaşlar, videomuz burada sona erdi. Gerçekten de çok uğraştım. Gerçekten zor koşullar altında video çekiyorum sizler için. Sizler de bana destek olursanız gerçekten çok sevinirim. Bir abonelik, bir like beni gerçekten çok mutlu edecektir. Tekrardan hayırlı bayramlar. Sizlere görüşmek üzere. Evde kalınız.